Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kimyasal türler arası etkileşimlerden, zayıf etkileşimlerden bahsedeceğim size. Önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Zayıf etkileşimler ikiye ayrılmıştı. Hidrojen bağları ve Van der Waals bağları. Van der Waals bağlarının bir sürü türü çıkmıştı karşımıza. Dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri, indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri gibi. Bugün bu etkileşimlerden bahsedeceğiz. Bu etkileşimlerde kim kimden daha güçlü bundan bahsedeceğiz. Ve yine önceki videolarımızdan hatırlayın. Kovalent bağlı bileşiklerde erime noktasını, kaynama noktasını belirleyen gücün zayıf etkileşimler olduğundan bahsetmiştim size. Ve bugünkü videomuzdan sonra kovalent bağlı bileşiklerinde erime noktalarını, kaynama noktalarını karşılaştırabileceğiz. Ve dersimizin en sonunda da fiziksel olay, fiziksel değişim, kimyasal değişim konularından bahsedip videomuzu sonlandıracağız. Zayıf etkileşimlerden en zayıf olanıyla başlayalım. Bir sürü zayıf etkileşim türü var. Yani moleküller arası etkileşimler, fiziksel etkileşimler dediğimiz etkileşimler. Bunların arasında en zayıf olanı London kuvvetleri olarak karşımıza çıkar. Neydi London kuvvetleri? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri. Peki nedir bu indüklenmiş dipol? Peki. London kuvvetleri dediğimiz kuvvetler, apolar moleküllerde ve soy gaz atomları arasında görülen bir etkileşimdir. Dikkat! Apolar moleküllerde. He. London kuvvetleri apolar moleküllerde görülen etkin bir kuvvet. Ve soy gaz atomları arasında görülen etkin bir kuvvet zayıf etkileşimlerin en zayıf olanı. Şimdi apolar molekül. Bunu önceki videolarımızda öğrenmiştik. Bir kere daha hatırlatayım size. Neydi? Lewis yapısını çiziyorduk. Lewis yapısını çizdiğimizde merkez atoma odaklanıyorduk. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa polar molekül ortaklanmamış elektron çifti yoksa yani bütün noktalar bağ yapımına katılmışsa apolar molekül oluyordu. Sorularda bazen apolar molekül kelimesini kullanır. Bazen geçici dipol der. Bazen de indüklenmiş dipol kelimesini kullanır. Bu üç kelime de temel mantıkta aynı anlama gelen kelimelerdir. Yani bağımızın adı neydi? İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. Başka bir ifadeyle apolar bir molekülün apolar bir molekülle olan etkileşimidir. Şimdi nasıl gerçekleşiyor bu olay? Bilimsel olarak baktığımızda bakın, London kuvvetleri dediğimiz kuvvetlerin oluşma nedeni yörüngelerde hareket eden elektronlar. Bir atomun etrafında yörüngelerde elektronlar hareket ediyor. Etrafındaki elektron sayısı arttıkça şöyle hayal edin etrafındaki el elektron sayısı çok fazla yörünge var, çok fazla elektron var. Elektronlar sürekli yörüngelerde dönüyor. O atomu tam ortadan ikiye ayırdığımızda anlık bir şekilde elektronlar sürekli hareket ettiği için elektronların bir yarıda diğer yarıya göre daha fazla olma olasılığı artıyor. Elektronlar atomun etrafında hangi yarım küresinde daha çoksa o taraf anlık bir şekilde, geçici bir şekilde eksi yükleniyor. Bu da geçici dipoller oluşmasına neden oluyor. Şimdi o yüzden London kuvvetlerinde şunu söyleriz. Moleküldeki elektron sayısı arttıkça başka bir ifadeyle atomumuz büyüdükçe London kuvvetlerinin gücü artar. Bakın hemen bunu 7A grubundaki elementlerde deneyelim. Flor, klor, brom, iot. Bu örneğimize geçmeden önce şunu hatırlatayım ben size. Kimyada sürekli benzer moleküller sorularda çok fazla karşımıza çıkar. Dilerseniz bunları her soruda çizip polar mı apolar mı molekül olduklarını çizerek karar verebilirsiniz veya direkt ezberleyebilirsiniz. Aşağıda sen işte not diye belirttiğim şu kısımda karşımıza en çok çıkan apolar molekülleri yazdım. Bakın. H2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, O2 gibi. Kısacası apolar kovalent bağların olduğu bu iki atomlu yapılar direkt apolar moleküllerdir. Bunları da ya çizip bulmanız gerekiyor ya da ezberleyeceksiniz. BH3, CH4, C2H6, CCL4, CO2, CS2 gibi moleküller karşımıza sorularda en çok çıkan apolar moleküllerdir. Şimdi sorumuza geri döndüğümüzde bakın flor, klor, brom, iot hepsi apolar molekül. Yani bana herhangi bir test sorusunda dese ki bakın dikkat edin zayıf etkileşim dediğimiz etkileşimlerin Diğer adı neydi? Moleküller arası etkileşimler. F2 molekülünü düşünelim. İki tane flor atomu birbirine bağlı değil mi? Dikkat edin şu bağ apolar kovalent bağdır. London kuvveti ne? London kuvveti şu. Bir F2 molekülü ile başka bir F2 molekülü arasında bir etkileşim, bir çekim gücü çıkıyor karşımıza böyle gösterebilecekleri gibi şöyle de olabilir bu. F2 molekülüyle yine bir F2 molekülü arasında bir etkileşim çıkıyor karşımıza. Şimdi i̇şte bakın biz bu etkileşime London kuvveti adını veriyoruz. F2'ler arasında London etkileşmesi var. Cl2'ler, Br2'ler, I2'ler bütün bu moleküller apolar molekül olduğu için bu moleküllerde London etkileşimleri etkin bir şekilde bulunuyor. Peki bana sorsa dese ki flor, klor, brom, iot bu moleküllerde kaynama noktası en yüksek olan element hangisidir? Şimdi bunlar hemen diyeceksiniz ki kovalent bağlı yapılar. Kovalent bağlı yapılarda kaynama noktasını erime noktasını belirleyen güç zayıf etkileşimler. Hemen bu dört molekülde de London kuvvetlerinin etkin olduğunu yakalayacaksınız. Çünkü bunlar apolar moleküllerdir ve London kuvvetlerinde bilgiyi anımsayacaksın. Elektron sayısı arttıkça veya diğer bir ifadeyle atomun çapı büyüdükçe London güçleniyor. Bu flor, klor, brom, iot dediğimiz elementler periyodik cetvelde 7A grubunda yukarıdan aşağıya doğru sıralanan elementler flor, klor, brom, iyot e, aşağıya doğru elektron sayısı artıyor, çap artıyor. Doğal olarak en çok elektrona sahip olan ve çapı en büyük olan element bunların arasında iot. Yani iot molekülleri arasındaki London kuvvetleri çok daha güçlü. Bu da iotun kaynama noktasında, erime noktasında daha yüksek yapar. Ve bakın zaten bu yüzden bu halojen dediğimiz elementlerden iot doğada oda koşullarında katı halde bulunurken brom oda koşullarında sıvı halde bulunuyor. Klor ise oda koşullarında gaz halinde bulunan bir element. Fiziksel hallerinin farklı olmasının nedeni London kuvvetleri. Aynı olay bakın aynı mantıkta soy gazlarda da var. İşte soy gazlar yukarıdan aşağıya helyum, neon, argon, kripton, ksenon diye giden elementler. Soy gaz atomlarını bir arada tutan güç London kuvvetleri. Bana dese ki Hangisindeki London daha güçlü? Diyelim ki Argon. Niye? Periyodik cetvelde hem aşağıda hem de elektron sayısı daha fazla. Bu da çapı daha büyük. Bu da onun London kuvvetlerinin daha güçlü olmasına neden olacaktır. London kuvvetleri tekrarlıyorum. Apolar moleküllerde görülen bir etkileşim türüdür. Apolar moleküllerde görülen tek etkileşim türüdür moleküller arası olarak. Zayıf bir etkileşimdir. Zayıf etkileşimlerinin de en zayıfıdır. Çap ve elektron sayısı arttıkça gücü artan bir etkileşim türüdür. Dipol dipol etkileşimleri. Bakın, dipol. Bazen sorularda kalıcı dipol diye de çıkar. Dipol kelime anlamıyla iki kutup demektir. Bir diğer ifadeyle polar molekül demektir. Yani dipol-dipol etkileşimi demek polar bir molekülün polar bir molekülle yaptığı etkileşim türüdür. He, o zaman dipol-dipol etkileşimi polar moleküller arasında görülen etkin kuvvetlerden birisi. O zaman biz moleküller arasında dipol dipol etkileşiminin olup olmadığını belirlemek istiyorsak o molekülün polar molekül olduğunu belirlemek zorundayız. Yine kolent bağda işlediğimiz bilgiyi hatırlatacağım size tekrar. Ya çizip göreceksiniz molekül polar mı apolar mı diye ya da not kısmında aşağıda size kimyada en çok karşımıza çıkan bazı molekülleri yazdım. Bunları ezberleyebilirsiniz. Böylece hızlıca en aşıcı gördüğünde polar moleküldür deyip işin içerisinden sıyrılabilirsiniz. Dipol dipol etkileşimi dediğimiz bu etkileşimler genel mantıkta London kuvvetlerinden daha güçlü etkileşimlerdir. London zaten zayıf etkileşimlerinin en zayıfıydı. Nedir bunun mantığı? Bakın HCl hidroklorik asit polar bir moleküldür. Çünkü klorda bağ katılmayan elektron çiftleri var. Hidrojenle klor arasındaki şu bağ polar kovalent bağdır. Dipol dipol etkileşimi dediğimiz şey şu. Bir HCl molekülüyle başka bir HCl molekülü arasında bir etkileşim çıkıyor karşımıza. Çünkü hidrojen kısmi pozitif yüklü, klor kısmi negatif yüklü. Bunlar bu polar bir molekül kutupları var. Başka bir HCl'de de kutupları var. Kutupları olan iki tane molekül arasında eksi ve artılar arasında bir çekim gücü çıkıyor. İki kutuplu yapının birbirine uyguladığı çekim gücü. Biz de buna dipol-dipol etkileşmesi adını veriyoruz. Hidrojen bağı dediğimiz bağ türü zayıf etkileşimler arasında çok güçlü bir bağ türüdür dipol dipol etkileşiminden de, London etkileşmesinden de daha güçlü bir etkileşim türü olarak karşımıza çıkıyor. Nedir hidrojen bağı? Hidrojen atomunun bu üç elementten birine bağlı olması gerekiyor. Nedir bu elementler? Flor, oksijen ve azot. Hidrojen elementi flor, oksijen ve azot dediğimiz bu elementlerden birine bağlı ise Hemen yandaki örneğe geçiyorum. Bakın su. Hidrojen oksijene bağlı. Dikkat edin şu bağ polar kovalent bağdır. Nedir peki hidrojen bağı? Bir su molekülü yanına bir su molekülü daha çizdim. Bakın yine moleküller arası bir etkileşim. Bir moleküldeki oksijenin diğer moleküldeki hidrojenle yaptığı şu etkileşim işte bu etkileşime biz hidrojen bağı diyoruz. Moleküller arasında görülen bir etkileşim türü. Ve iki molekül arasında hidrojen bağı sayısı arttıkça, hidrojen bağlarının sayısı arttıkça doğal olarak daha fazla bağ, daha fazla güç demektir. Hidrojen bağı sayısı arttıkça hidrojen bağının gücü artar. Yine not kısmında aşağıda size Karşımıza çıkabilecek en popüler hidrojen bağını içeren bileşikleri çizdim. Ezberlemenize gerek yok işin özü bunları. Niye? Şuraya ezberlememiz yeterli. Hidrojenin flor, oksijen, azottan birine bağlı olması gerekiyor. Bakın hidrojen flora bağlanmış. Hidrojen azota bağlanmış. Hidrojen oksijene bağlanmış. Yine hidrojen oksijene bağlanmış gibi. Bu yapılarda moleküller arasında hidrojen bağları görülecektir. İyon dipol etkileşimi nedir diye bakacak olursak. Bakın isminden artık ne olduğu belli. Yakalayabiliriz. İyon artı veya eksi yüklü bir cikti. Dipol, dipol dediğimiz şeyin polar molekül anlamına geldiğini biliyoruz. Bize şöyle bir etkileşim türü çizip derse ki bu ikisi arasındaki etkileşim nedir? E bunun adı iyondur. E su polar bir molekül olarak karşımıza çıkıyor. E, polar moleküllerin diğer adı da zaten dipoldür. O zaman bu etkileşimin adı iyon dipol etkileşmesidir. Şimdi London kuvveti dipol dipol etkileşmesi, hidrojen bağı ve iyon dipol etkileşmesi gördük. Bu etkileşimler arasında iyon dipolu bir kenara ayırırsak Özellikle hidrojen, dipol dipol ve London etkileşimleri arasında. En güçlü olanı hidrojen bağı. Sonra dipol dipol bağı. En zayıf olanı da London kuvvetleri olarak karşımıza çıkar. Yani bana basitçe şöyle bir soru sorsa. Üç tane bileşik. H F. H C Ve C L 2 diye üç tane yapı çizdi. Ve bana dese ki hangisinde Hangi etkileşimler etkindir ve hangisinin erime noktası kaynama noktası daha yüksektir? Hemen yakalayacağım. HF'de HF molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. Hidrojen bağları. HCl polar bir moleküldür. O yüzden dipol dipol dediğimiz etkileşim etkin durumda. Cl2 apolar bir moleküldür. O yüzden London kuvvetleri etkin bir halde. H ve hidrojen bağı en güçlü zayıflar arasındaki. Sonra dipol dipol, sonra London diye gördüğünüz gibi kovalent bağlı yapılarda da artık erime noktası, kaynama noktası karşılaştırabiliyoruz. Bağ bilgisinin bize sağladığı bir diğer olaya gelirsek, bazen bize şunu sorarlar sorularda. Bu madde bu maddeyi çözer mi? İşte suyun içerisinde HF çözünür mü? Suyun içerisinde Cl2 çözülür mü? Burada bakın mantığımız şu olacak. Moleküller arasında eğer ki dipol dipol etkileşmesi varsa mesela HCl ile su arasında ne etkileşmesi olur? E HCl polar bir molekül, su polar bir molekül. Yani bunların adı dipol 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 etkileşmesi olur. İşte CL2 ile F2 arasında ne etkileşmesi olur? London etkileşmesi olur. Su ile HF arasında ne etkileşmesi olur? Hidrojen bağları kurulur. İşte iyon dipol, iyonik bağlı bir bileşikte tuz ile su arasında ne etkileşmesi olur? İyon dipol etkileşmesi olur. Bu dört etkileşim türü unutmayın. Bu dört etkileşim türü birbirini çözmek anlamına gelir. Yapılar arasında bu etkileşimlerden herhangi birini yakaladığımız anda deriz ki o maddeler birbirlerini çözerler. Bağ ünitesinin bize kazandırdığı bir diğer bilgi ise bir olayın fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğunu anlamamızı sağlıyor. En keyifli başlıklardan birisidir kimyada. Temel mantıkta hemen hızlıca baktığımızda bakın fiziksel değişim dediğimiz değişimde maddenin sadece dış yapısının değiştiği değişmelerdir. Kimyasal değişim ise iç yapısıyla beraber dış yapının da değiştiği değişimlerdir. Yani Fiziksel değişimlerde sadece fiziksel özellikler değişirken kimyasal değişimlerde hem kimyasal hem de fiziksel özellikler değişir. Kısacası fiziksel olaylarda madde hala aynı maddeyken formülü değişmemişken kimyasal değişimlerde madde yepyeni bir maddeye dönüşür, formülü değişmeye başlar. Fiziksel olaylarda Zayıf etkileşimler, zayıf bağlar kopar. Hidrojen bağları, dipol dipol bağları, London kuvvetleri gibi. Yani 40 kilojülden daha az enerji harcanıyor mol başına. Kimyasal değişimlerde ise iyonik bağ, kovalent bağ kırılmaya başlar ve 40 kilojülden daha yüksek enerji harcanır. Basitçe kafanızda bazı kelimeleri yerleştirebilirsiniz olaylarla ilgili. İşte nedir? Hangi olaylar fizikseldir? Mesela bütün hal değişimleri. Ortaokuldan bildiğiniz erime, kaynama, buharlaşma, süblimleşme, kırağılaşma, yoğunlaşma aklınıza ne geliyorsa. Bütün hal değişimleri fiziksel olaylardır. İşte buzun erimesi. Buz hala H2O'dur. Aynı madde, formülü değişmemiş. Bütün mesela Parçalanma, kırılma, ezilme, yırtılma gibi olaylar fiziksel olaylardır. İşte nedir? Camın kırılması. Cam hala aynı cam. Zeytinin ezilmesi. Zeytin hala aynı zeytin. Kağıdın yırtılması. Kağıt hala aynı kağıt. Işık olayları, ışığın kırılması, gökkuşağı oluşması gibi olaylar. Metallerin elektriği iletmesi gibi olaylar. İşte metal elektriği iletiyor metal hala aynı metal, bir değişikliğe uğramıyor gibi düşünün. Bu olayların tamamı fiziksel olaylardır. Kimyasal olaylara geldiğimizde ise yanma, paslanma, kararma, oksitlenme hepsi aynı reaksiyon türüdür. İleride işleyeceğiz yine yanma reaksiyonları. İşte kağıdın yanması. Kağıt yandı, küle dönüştü. Kağıt ile kül birbirinden tamamen farklı maddelerdir. Farklı e, formüllere farklı karışımlara sahiptir. İşte nedir solunum olayları? Küflenme, çürüme, bozulma, ekşime, pişirme, sindirim gibi olaylar. İşte peynirin küflenmesi, sütün bozulması, meyvenin çürümesi, yoğurdun ekşimesi, yumurtanın pişirilmesi gibi. Bütün bu olaylar bakın kimyasal olaylar olarak çıkar karşımıza. Çünkü maddenin yapısı değişmiştir, formülü değişmiştir. Dikkat ediyorsanız kimyasal değişimlerde madde komple değiştiği için hem iç yapısı değişiyor hem dış yapısı diye değişiyor. Yani bir olaya bakarken sadece dış yapıya bakarak karar vermeyin sakın. Dış yapıya bakarsanız dış yapısı değişti diye hemen fiziksel olaydır diye atlarsak cevaba büyük hata yapmış oluruz. Örneğin elmanın çürümesi. Dış yapı değişti mi? Fiziksel görüntü değişti mi? Değişti. Ama bakın, dış yapının değişmesinin nedeni burada iç yapının değişmesi. Elma artık eski elma değil. Bazı olaylar biraz daha karmaşıktır. Mesela çamaşırların kuruması fiziksel bir olaydır. Biraz yapısını düşünürseniz suyun buharlaşması olayıdır. Hal değişimidir. Ama boyanın kuruması kuruma demesine aldanmayın. Bu apayrı bir olaydır. Kimyasaldır. Çünkü boya artık eski boya değildir. Havadaki oksijenle karbondioksitle reaksiyona girmiştir. Bambaşka bir maddeye dönüşmüştür. İşte nedir? Suyun donması Buz haline gelmesi bir hal değişimidir. Fiziksel bir olaydır. Ama dikkat edin. Çimentonun donması dediğinde işler değişir. Çimento cıvık bir maddedir. Döküldüğünde betona dönüşüyor. Donma dediğimiz olay o. Çimentonun içerisindeki sönmüş kireç havadaki karbondioksitle tepkimeye giriyor. Yepyeni bir maddeye dönüşüyor. Yani iç yapısı değişiyor. İşin özü bazı olayları rahatlıkla iç yapı değişmiştir diye yakalayabiliriz. Ama bazı olaylar son derece tehlikelidir. Olayın özünü bilmek gerekiyor. Fiziksel değişim, kimyasal değişim sorularına her zaman çok dikkat edin. En kolay sorular gibi görülür. En çok yanlış yapılan soru kalıpları olarak karşımıza çıkar. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitesini de böylece bitirmiş olduk ünite değerlendirme testlerini, örnek soruları her şeyi artık çözüp siz de kitabımızda ünitemizi bitirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.